Öncelikle hepinizi Şehir-i Sülaha'dan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. İnsan nedir kavramını eğitim çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağım. Planladığım şartlara göre çok az vaktim var ama en azından teorif anlamında sizlerle tanışmanın bahtiyarlığına eriyorum. İnsan nedir sorusuna cevap aramamız lazım. Ondan sonra da gençlikle ilgili biraz kelam etmek istiyorum. Gelecek tasavvurunun veya medeniyet tasavvurunun en önemli öznesi. Neden? Çünkü ahsen-i takvimde yaratılmış. Kur'an-ı Kerim'de veya onun devralı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın deyiminde ahsen-i takvimde yaratılmış ve eşrefi mahluk olarak değerlendireceğimiz bir varlıktan bahsediyoruz. Tabii dünya nüfusu şu an itibariyle 8 milyara dayanmış. Bunun yarısını 25 yaş altındaki insanlarımız teşkil ediyor. Ve bunun da yaklaşık olarak 1,5 milyarını 17-25 yaş aralığındaki gençlik temsil ediyor. Yani böyle bir kitleyle muhatabız. Burada şunu sormamız lazım. İnsan dünyaya niye geliyor? Üstad Bediüzzaman bunu ilim ve doğa vasıtasıyla tekemmül etmek için geldiğini ifade ediyor. Tabii bu tekemmül etmenin karşılığını hem fiziki anlamda bir değişim dönüşüm, hem zihni anlamda bir değişim dönüşüm, hem de çevresinde değişim ve dönüşüm olarak algılayabiliriz. Yani bilim ve teknolojinin geldiği safhalar, merhaleler olarak algılayabiliriz. İşte bununla beraber insan marifetullah sırrına eriyor ve Allah'ı tanıyor, ilimleri vasıtasıyla Allah'ın kainattaki yansımalarını, isminin, esma-ı hüsnasının yansımalarını görüyor. O halde insan 5N1K modülü gelince kendine şu soruyu sormak zorunda. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum ve bu dünyadaki asli vazife nedir? Bu sürece baktığımız zaman aslında bir taraftan fikri, bir taraftan fizyolojik değişimlerle birlikte bir taraftan da teknolojik gelişmelere sahne oluyor dünya veya insanlık alemi. İşte Hazreti Adem'in dünyaya gelmesiyle birlikte eşyanın isimlerinin ona tanıttırılması, akabinde gelişen pek çok keşifler, tekerleğin icadı vesaire. Ve sonrasında bakıyoruz ki büyük okullar var. Milattan önce 400'lü yıllarda Atina okulu ve milattan sonra 700. yıldaki Harran okulu ve onların arasındaki bilimin birbirine aktarılması, paylaşılması. Çünkü bilim nedir? Evrensel bir boyutta. Tabii bizi asıl ilgilendiren orta çağın kapanıp yeni çağın açılması, yani İstanbul'un fethiyle beraber başlayan Alman Gutenberg'in matbaayı keşfetmesi, Rönesans Reform Hareketleri, 1789 Fransız İhtilali ve ondan sonra baş döndürücü bir şekilde gelişen bilim ve teknolojik olaylar. Burada da merkeze oturan en önemli kaynak CERN, yani üçüncü bir okuldan bahsedebiliriz. İsviçre'nin CERN kentindeki Big Bang teorisinin veya Büyük Hadron çarpışmasıyla Higgs bozonlarının en son deneysel olarak belirlendiği okul. Tabii bu okul sadece CERN okulu sadece burada deneysel bir çalışmayla Higgs bozonlarını tespit etmedi. Beraberinde hayatımızı yakından ilgilendiren ve pek çok büyük değişmelere de sahne oldu. Neler var mesela? İnternet kavramı girdi hayatımıza CERN'le birlikte. Çoklu çekirdek kavramları girdi bilgisayar ortamına. Hızları arttı.
Sonra görüntüleme sistemleri, NMR sistemleri hayatımızda sağlık alanında yer aldı. Yakın dönemde 3 boyutlu bilgisayarlardan bahsediyoruz. Düzeltiyorum. 3 boyutlu printerlerden bahsediyoruz. Yani zaman ortamdaki tasarladığımız unsurları gerçek ortama taşınmasını ilgilendiren 3 boyutlu bilgisayar printerler. Ve bunun daha da önemlisi 5G teknolojisiyle Çin'den bir beyin cerrahını Amerika'daki ameliyatı operasyonu takip etmesi, üstlenmesi yapması veya bunun bir benzerini Almanya'daki bir ekskavatör operatörünün Somali'deki ekskavatörü çalıştırması. Yani bunları niye anlatıyorum? Aslında geldiğimiz teknolojilerin baş döndürücü bir şekilde değişimini ifade etmek açısından. Bu değişimler endüstri devrimlerinin doğmasına sebep oldu ve o da sosyal hayatta kuşakların oluşumuna sebep oldu. Yani kapitalizmi veya onun popüler kültürünün kuşaklar üzerindeki etkisine sebep oldu. Endüstri 1.0'la buhar makinesini keşfettik, 2.0'la elektrik hayatımıza girdi, 3.0'la otomasyon sistemleri fabrikalarda yer alındı. İnsanlar artık iş gücü olarak fabrikalarda robotlarla yarışır duruma geldi, geri planda kaldı. Endüstri 4.0'la bugün konuştuğumuz artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik dediğimiz süreci yaşıyoruz ve bunun genç kitleleri etkilemesinden bahsediyoruz. Tabii bunun karşılığında olan kuşaklar nedir? Yani o kapitalizm veya popüler kültürün yansıdığı kuşaklar nedir? Bir döneme bakıyoruz, X kuşağı var, tamamen kendisini çalışmaya adamış bir kuşaktan bahsediyoruz. Başka bir şey bilmiyor, ailesinin maişetini, nafakasını temin etmek için çalışan bir kuşak. Daha sonra bakıyoruz, Y kuşağı var, çabuk yükselme ve popüler olma endişesinde olan bir kuşak. Z kuşağına bakıyoruz, şu an konuştuğumuz kuşak aslında üzerinde durmamız gereken, gelecek tasavvurunda özne olması gereken kuşaktan bahsediyoruz. Onlar da kapalı bir kutu gibi sokak oyunlarını bilmiyorlar, hayatları ev, servis ve okul arasında geçen kuşak. Teknolojiyle birlikte kendilerini bireyselleştiren, yalnızlaştıran bir kuşak. Ailenin bireylerinden uzaklaşan, aynı masa etrafında bile buluşmakta zorluk çeken bir kuşaktan bahsediyoruz. Ve sıkı durun, yeni bir kuşak daha geliyor. Bunun da ötesi bir alfa kuşağı. Tamamen aile bağımlısı bir kuşak. Tabii bu gelişmelerle birlikte İslam aleminde handikaplar var. En büyük handikapımız taassubumuz. 1454'te Gutenberg matbaayı keşfedip, bulup, icat edip, onu Engizisyon mahkemelerini veya Avrupa'nın kilise anlayışını önüne geçirerek de yazılı eserlerin dünyanın dört bir tarafına ulaşmasını sağlarken, kilisenin hakimiyetini orada bir nevi gölgede bırakmıştır. Bu ise büyük gelişmelere aslında sahne olmuştur. Peki bizde ne oldu? Osmanlı'nın son dönemine baktığımız zaman oradaki en büyük taassubumuz nedir? Mektep hüviyetindeki medreselerde pozitif bilimlerin geri planda kalması. Yani insanın iki yönü var. Birisi mana yönü kalbini ilgilendiren, birisi fikir yönü aklını ilgilendiren. Eğer üstad diyor onlar dengede olursa insan mükemmellik yolculuğuna rahat bir şekilde devam eder. Başka ne var handikaplarımız arasında? Sual cevap yönteminin medreselerde ortadan kalkması. Bu da ilmi taassubun bir boyutu. Sonuçta ne olmuş? Hazerfen'i sürmüşüz nereye? Fizan'a. Nesimi'nin derisini yüzmüşüz. Hallacı Mansur'u, Şeyh Bedrettin'i asmışız. Ve günümüz şartlarında Bediüzzaman'ı sürgünden sürgüne yollamışız. Tabi bu teknik gelişmeler dönemimizin şartlarına baktığımız zaman
artık gelir getiren markaların içeriğini de değiştirdi. Nedir? Eskiden Mercedes'tir, Audi'dir veya diğer araçlarda otomotiv sektörü ön plandayken, yeni dönemde yazılımı ilgilendiren Apple'ın, Microsoft'un birçok yazılımları, yapay zeka unsurları artık ön plana çıktı. Bu da artık dünyadaki gelir dengesinin nereye doğru gittiğinin bir göstergesi aslında. Diğer taraftan Avrupa'da en genç nüfusa sahip olan bir ülkeyiz. Yani Avrupa ortalaması 17-25 yaş grubunda baktığımız zaman %10'lar seviyesindeyken Türkiye %16'larla büyük bir genç nüfusa, genç kitleye sahip. İşte bunun nasıl yönlendirilmesi, hayata hazırlanması, istikamet üzerine kalmasını değerlendirmemiz lazım. Gençlik bunalımında mı? Evet, dünya bir buhran yaşıyorsa gençlik de bundan elbette nasibini alıyor. Profesör Mine Mengi'nin bir ifadesi var. Belki bütün aileleri, bütün ebeveynleri ilgilendiren bir ifade bu. Biz diyor, çocuklarımızı yetiştirirken acıkmadan yemeği, üşümeden giymeyi sağladık ama gerçek hayatla karşılaştıkları zaman ayakta durabilecek doneleri veremedik diyor. Burada hani Z kuşağının genel özelliğini de aslında ortaya koyuyor Mine Mengi. Peki Z kuşağına mahallemiz nasıl bakıyor? Muhafazakar mahalle nasıl bakıyor? Ona da bakmamız lazım. Muhafazakar mahalle haklı olmakla birlikte o gençleri vurdum duymaz, savrul, zaman zaman deist, zaman zaman ateist olarak değerlendiriyor. Ama onların dünyaları çok farklı. Onlar çok farklı bir dili konuşuyor şu an. Etrafımıza baktığımız zaman Enes Karalar'ın, Seda Öğrenmazlar'ın, Emre Kuvostak'ların hazin sonlarını görüyoruz. Mevcut yaşantıları, mevcut hayatları onlara artık tatmin etmiyor. Yalnızlık içerisinde kendilerine çıkış yolu aramaya çalışıyorlar. Aynı sofra etrafında buluşamıyoruz onlarla. Aynı dili konuşamıyoruz. Farklı frekanslardayız. Bir de bunlara ekran ve akran zorbalığı katılıyor. Nedir bu? Anne babanın, ebeveynin önüne geçen akranın tesiridir. Hani biz onları yanı başımızdan uzakta tuttuğumuz sürece kainat boşluk kabul etmez, madde boşluk kabul etmez kabilince onu akranları o boşluğu dolduruyor. Ekran o boşluğu dolduruyor. Bakın 2002-2019 yılları arasında yaklaşık 17-18 yılda 53.425 insanımız hayatına son vermiştir, hayatına kıymıştır. Çeşitli sebepleri var, ailevi sebepler var, hastalıklar var vesaire. Biz onların olumsuz yönlerine nazara vermek istemiyorum. Türkiye bir İslam beldesi, İslam coğrafyasında olan bir ülke olmasına rağmen 208 dünya ülkesi arasında intihar sıralamasında ilk 15'te. Bu herhalde tüm ebeveynleri kaygılandırması gereken, kafasını ellerinin arasına koyup düşünmesi gereken bir unsur. Evrensel modele baktığımız zaman eğitim modeline John Dewey bu arada bir şey söylüyor. Dikkatinizi buraya yoğunlaştırmanızı istiyorum. Diyor ki, bugünün çocuklarını dünün yöntemleriyle eğitmeye kalkarsanız yarınlarından çalarsınız. Bugünün çocuklarını dünün yöntemleriyle, metotlarıyla eğitmeye kalkarsanız yarınlarından çalarsınız. Mehmet Akif dedi, öyle değil mi? Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı derken o idraktan kastettiği nedir acaba? Oradaki muhatap kimdir acaba? Dönemin gençleri değil mi? Mevlana da öyle demiyor mu?
Dünkü gün dünde kaldı cancağızın, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Peki Bediüzzaman da bunun karşılığı ne diyor? Bediüzzaman bunu muktezaya hale mutabık hareket etme olarak değerlendiriyor. Yani zamanın durumuna göre, zamanın şartlarına göre hareket etmek. Ve bunun karşılığı nedir? Aslında gençleri anlamaktır. Ve diyor ki eski hal bu hal, ya yeni hal, ya izmihlâ diyor. O nedenle insanlarımız tecdit mantığı, tecdit felsefesi gereğince kendisini yenilemek, çağı okumak, çağı yakalamak, çağa uygun şekilde hareket etmek zorunda. Yine bunu yaparken değerlerinden, özünden de ödün vermemeli. Çünkü bizi biz yapan en önemli unsurumuz yüksek mefkurelerimiz, fikirlerimiz, ahlaki değerlerimizdir. Said Aydın Paşa da öyle demiyor mu? Milletlerin diyor yüksek fikirleri, mefkureleri vardır. Eğer yüksek fikirleri ve mefkureleri olmasaydı zooloji ilmiyle sosyoloji ilminin arasında bir fark olmazdı diyor. Demek ki bizim Maslow'un temel ihtiyaçları dışında yönümüz de var. Yemenin, içmenin, efendime söyleyeyim, günlük hacatımızı gidermenin dışında da işlerimiz var. Bediüzzaman'ın modeline baktığımız zaman, Bediüzzaman, Medresetü'z-Zehra gibi din ilimleriyle fen ilimlerinin birlikte okutulması gerektiğini vurgulayan bir model ortaya koyuyor. Burada bir taraftan akla hitap etmemiz, bir taraftan kalbe hitap etmemiz gerekiyor. Aslında milli eğitimin söyleminde de var bu. Yani maddi ilimlerle beraber mana ilimlerinin de okullarımızda verilmesi. Bu son dönemde özellikle bir önceki bakanımız tarafından dillendirilen bir husustu. Ha, bu icraatta uygulamada ne kadar vardır onları sizlerin zihinlerine havale ediyorum. Madde borçluk kabul etmiyor dedik ve bunun en önemli adresinin de وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَا مِسِدْ اِلَّا فِي كِتَابِ الْمُبِينِ ifadesinde olduğu gibi kuru ve yaş ne varsa beşir için adres Kur'an'dır. Bediüzzaman'ın farklı bir yönü de pedagojik nosyonunun olması. İyi bir eğitim bilimcidir. Aslında evlenmemiş, aslında çoluk çocuk sahibi değil ama bu anlamda eğitim bilimlerini çok güzel bir şekilde ifade ediyor ve Kastamonu'da kendisine gelen lise talebelerine tam bir pedagojik nosyonda ders veriyor. Onların anlayacağı dilden ve hakikata nasıl ulaşmaları gerektiği dilden konuşuyor. Ne diyordu oradaki genç talebeler? Muallimlerimiz bize Allah'ı tanıttırmıyor diyordu. Onun verdiği cevap neydi? Muallimlerinizi değil, siz fen derslerini dinleyin veya sosyal beşeri dersleri dinleyin diyordu. Orada kainatın muazzam yapısı veya mikro alemde atomların muazzam yapısından bahsediyordu. O, kendisini skolastik bakatlığına saplanmış bir medrese hocası olarak tarif etmiyor. Ve bu hususta kendisinin muhasırlarıyla farklı düşünüyor. Ceza düşünüyor demiyorum, farklı düşünüyor. Sadece din ilimlerinden bahsetmiyor, fen ilimlerinden de bahsediyor. Muazzam böyle benzetmelerinin muazzam yaklaşımları, muazzam tespitleri var. Onları siz detaylı olarak biliyorsunuz. Peki, ailede eğitim nasıl olmalı? Biz biliyoruz ki sürdürülebilir kalkınmanın en önemli ayağı eğitimdir. Ve bu eğitim unsurunun zemberiğinde Bediüzzaman'ın ifadesiyle benim ilk ve en esaslı muallimin annemdir ifadesi yapıyor. Bu ifadeyi biz gittiğimiz her konferanslarda eğitim literatürüne geçirdik arkadaşlar. Gittiğimiz her konferansta kadına müthiş bir misyon yüklüyor burada.
Tabii kadınla beraber aileye aslında ebeveynlere de yüklüyor. Şimdi böyle bir tespiti Bediüzzaman ortaya koyduktan sonra bir anne küçük bebeğine mama sandalyesinde önüne telefonu veya televizyonu koyup onu oyalamak için onlarla muamele ederse, onlarla oyalamaya çalışırsa acaba sonuç ne olur? Sanal alem çok hızlı. Gerçek aleme göre düşündüğümüz zaman frekansı çok yüksek. O nedenle çocuklar için oldukça cazip bir yer. Nedir? Bir parmak darbesiyle sayfadan sayfaya geçebiliyor. Ve bu özelliğinden dolayı, bu zevkinden dolayı çocuklar tabletleri kapar kapmaz yalnızlığa, bireyselliğe veya dehlizlere sığınıyor. Radyoyla beraber başlayan süreç, televizyonun hayata girmesi, internetin hayata girmesi, cep telefonumuzun hayata girmesi ve bir de yaşadığımız o pandemi sürecindeki online dönem tamamen onların internet ortamına ve sanal ortama adapte olmasına, bağımlı olmasına sebep olmuştur. Dünya nüfusunun şu an %61'i, yaklaşık olarak 4.8 milyar insan internetle ve sosyal medyayla uğraşıyor şu an. 4.8 milyar insan. Oysa insana latif duygular verilmiş. Bu latif duyguları tatmin edecek unsurlar olması lazım. Bir de kalbine nokta-i istinat ve istimdat verilmiş. Yani Allah'la her an irtibatlı olması lazım, ünsiyetli olması gerekiyor. Şimdi bunu sağlayamadığı zaman genç, o sanal ortamın dehlizlerinde boğulduğu zaman beraberinde ateizmden başlayan satanizme, deizme, hedonizme, metaverse dediğimiz sanal alemle real alem arasında oluşturulan köprüye ve buna benzer pek çok akımların doğmasına neden olmuştur. Biz o zaman bu kapalı yerlerden çocuklarımızı kurtarmamız gerekiyor. Bizim mi sadece problemimiz? Hayır. 9. yüzyıl, 10. yüzyıl, 11. ve 12. yüzyılın mümtaz bilginlerine baktığımız zaman El-Farabi'de, Yusuf Hasacip'te, Kaşgarlı Mahmut'ta, Hoca Ahmet Yesevi'de hep bu konu gündemde. Gençlerin şahsiyetli birer unsur olarak toplum hayatında yer alması. Kardeş. Şu an daha büyük bir tehlikenin içerisindeyiz. Çünkü kapitalizm denen vahşi unsur bizi mutlak bir savurganlığın içerisine itmiş. Bakın, her an bakıyoruz. Marketlerde sıralar oluşturulmuş, kuyruklar oluşmuş. Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşmuş. Müthiş bir savurganlık var. Ekonomik sıkıntılarla birlikte var. Bu kapitalizmin insanları medya aracılığıyla hipnotize etmesinin bir karşılığıdır. Son dönem nöro pazarlama denilen bir pazarlama stili gelişmiş. Ne yapıyor? İndirim kuponu ve hediye çeki veriyor. Bakıyorsunuz o devam ediyor. Müthiş bir şekilde savurganlık hastalığı doğuyor. Üstad bunu nasıl tanımlıyordu? Görenek belasıyla zaruri olmayan şeylerin sanki zaruriymiş gibi algılanması. İhtiyacı var mı? Hayır. Beraberinde ne doğuyor? İşte stokçuluk anlayışı doğmuş oluyor. Oysa nedir? Burası bir dünyaydı. Biz bu dünyayı kıymetlendirdik. Ekip biçip girecektik ama sanki baki gibi davranmaya çalıştık. Metaverse kavramına çok
girmek istemiyorum. Bir gençlik arkadaşlarımız vardı. Ben üstadın gençlikle ilgili tespit ve ikazlarından kısaca bahsedip sonuca bağlamak istiyorum zamanın darlığından dolayı. Şu cümleyle başlıyor. Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesin ve gündüz akşama ve geceye değişmesi tahtiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek diyor. Eğer gençliği istikamet dairesinde sarf edemezsek, oradan adresler gösteriyor, bakın muazzam adresler onlar. İstikamet dairesinde sarf edemezsek, kullanamazsak ne oluyor? O taşkınlıklarla beraber hapishaneleri bize adres gösteriyor. Gençliğin verdiği hastalıklarla hastaneleri bize adres veriyor. Ve daha nefsiniz uslanmazsa mezaristanı size bize adres gösteriyor. Hepimize adres gösteriyor. Farklı bir metodoloji bu aslında. Neticede ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı da kapanmıyor. Ama burada dediği zaman gençliğin akıldan ziyade, gençlik damarının akıldan ziyade hissiyata attığını ifade ediyor. Hatta ihtiyarların keşke gençliğim bir gün gelseydi, dönseydi de ihtiyarlık benim başıma neler açtı onlara hazin bir şekilde ifade etseydim şeklindeki ifadesi bizim için bir ölçüdür. Ve yeni neslin önündeki engellerin aşılmasını, en büyük engel nedir? Bizler, kendimiz, ebeveynler bu engellerin aşılmasını istiyor. Ve gelecekteki gençliğe hizmet etmemizi istiyor. Ben sonuç olarak eğer gençliği istikamet üzere görmek istiyorsak zamanın ruhunu okuyup gençleri anlamalıyız. Gençlerin hem aklına hem kalbine hitap etmeliyiz. Gençlerle aynı dili konuşup onlara alan açıp ortak etkinliklerde buluşmalıyız. Burası önemli, ortak etkinliklerde. Bu bir sanatsal çalışma olabilir, bu bir okuma çalışması olabilir, bu bir okuma programı olabilir, bu bir doğa gezintisi olabilir. Ama beraber yapabilmek, birlikte etkinlik yapabilmek. Eski hali muhal, ya yeni hal ya izmihlal olduğunu kabul edip muktezai hale mutabık hareket etmeliyiz. Ben değil, biz ruhunu aşılamalıyız. Latifelere hitap ederek sevgi dilini etkili bir şekilde kullanmalıyız. Japon bilim insanı Michio Kaku, hazzı erteleme becerisini kazandırmalıyız diyor. Hazzı, o hedonizm yani. Hazzı erteleme becerisini kazandırmalıyız diyor. Ne demektir bunun anlamı? Haz diye kastettiği dönemin bağımlılıkları, teknoloji bağımlılığı veya bunun etrafında merkezlenmiş bağımlılıklar. Eğer çocuklarımızdan akademik anlamda bir başarı bekliyorsak veya insani ve ahlaki anlamda bir başarı bekliyorsak o hazlı ertelemelerine katkı vermemiz lazım. Kendi hallerine bırakmamamız lazım. Az önce söyledim. Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyata bakıyor ve bulundukları ortam, o sanal ortam onların hissiyatına hitap ediyor. Madem ki madde kaynak boşluğu kabul etmiyor, orada boşluğu biz doldurmamız lazım. Ebeveynler doldurması gerekiyor. Veya müsbet çevre doldurması gerekiyor. Bunun dışında dolduracaklar bizim aleyhimizde olan unsurlardır. Ve metafors kavramı, uygulamaları bir realite. Bunu kimse inkar edemez. O halde onun şekillenmesini, onun dizayn edilmesini belki sağlamamız lazım. Belki bundan sonraki panellerimiz, bundan sonraki masa çalışmalarımız bu içeriklerin nasıl olması gerektiği yönünde olmalı. Bu bir kelamda konuşulacak şey değil.
geniş bir içeriğe sahip. Son cümle, yine ümit varlığı aşılamak açısından Bediüzzaman'ın ifadesiyle bitirmek istiyorum. İstikbal inkılabatı içinde en yüksek yükse daha İslam'ın sadası olacak.